Trem'in her yıl geleneksel olarak düzenlediği kampın 2018 adresiydi. Anadolu Bozkırı'nın güzel şehri Eskişehir. İlk olarak ana kampımızı kurduk Porsuk Çayı kenarında. Her yeni gelen dost ve kurulan her yeni çadırla büyüyen kampımız sıcak bir ruh bulduk kısa zamanda. Ekip tamamlanır tamamlanmaz, guruldayan karınlarımızın sesini dinleme vakti gelmişti. Doyasıya bir sucuk ziyafeti bekliyordu zaten bizi. Bir ekibi şu galiba. Evet. Hadi gelin gelin, buradayız. Kampın hedef türü geyik olarak belirlenmişti bu sene. Oluşma tarihimizi ise erkeklerin birbirleriyle rekabet ettikleri ve onları daha rahat gözlemleyebileceğimizi düşündüğümüz çiftleşme dönemine, yani Ekim ayına denk getirmiştik özellikle. Emirle devam edecek. Hava kararına kadar şansımızı deneyeceğiz. Asıl gözlemimiz yarın sabah. Burada oran %50, yarın %75 veriyorum oradan. Şimdi muhakkak yanınızda olsun. Emirle gidecek olanları Ömer Bahadır, Erdal, Mehmet Ali Demiral, Uğur, Yavuz. Çok geçmeden günün ilk planlamasını yapıp geyikleri fotoğraflayacağımız bölgeye doğru yola çıktık. Araçlar bizi belli bir noktaya ulaştırsa da son birkaç kilometre yürüyerek aşıldı. Eskişehir'deki üyelerimizden Emir Özay'ın desteğiyle birkaç ay öncesinde başlayan hazırlıklar, ülkemizin dört bir yanından gelen üyelerin katılımıyla 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşen keyifli bir buluşmaya dönüştü böylece. Günün son ışıklarına kadar kendimizi saklayıp, heyecanla bekleyeceğimiz yer ise tüm alana hakim, yüksek ve sarp bir nokta oldu. Bu kısa bekleyişin mükafatı tek bir tane de olsa yetişkin dişi bir geyikti. Sonrasında kafa lambalarımızın ışığında dönüyoruz araçlarımıza. Ve daha biz yola çıkar çıkmaz başlıyor sağanak yağış. Biraz maceralı da olsa kampa dönüşümüze engel değil. Yine de akşam yemeği hazırlıkları ve sonrasında bardaktan boşanırcasına yağarak herkes bize kendini mi? Unutturdu. Tam zamanında. Tam bastırdı. Doymuştum. Arabalar bir an önce çıkması lazım.
çıksın. Evet. Gel oğlum alayım. Böyle geyiği çektim. Çektin mi sen? Çektim abi. Hadi çok ya. Uzaktan. Benim açım kötüydü ama olsun. Bakarız. Yağmurun insafa geldiğini görünce gece için planladığımız programa başlayabiliyoruz. Bir tarafta kamp ateşi, diğer tarafta önceki yıllarda gerçekleşen kampların perdeye vuran görüntüleri son derece keyif verici. Sonra bir dahaki geyik gözlemlerimi o noktada yaptıydım. İşte çekim yapıyorum ya. Mesela orada hangi türleri yapıyorsun? Ayı var, başak var, diğer kısımlar. Tilkidir, sansardır, hepsi mevcut orada. Geçen Kızılcıklı'dan geçen suyun içinde susamurları yaşıyor. Tabii belediyenin yapmış olduğu kenar temizlikleri, dip temizliklerinde suyu seviyesini azaltıyorlar, sazları yok ediyorlar kökten. Bu nedenlerden dolayı hayvanlar dönemsel olarak bu taraflara, yaban taraflara daha kaçıyorlar. Deniz abi biliyorsunuzdur belki, Deniz Mengüllüoğlu. Evet. O nallağında tasmalama yapıyor. Onun tasmaladığı vaşaklar benim bu tarafa geçince bana haber veriyor. Emir vaşaklar sende diye. Ben buradaki çalışmaları biraz daha hızlandırıyorum. Vaşakların birey olarak ayırt edebiliyor musun? Birey olarak ayırt etmek çok kolay. En kolay tür diyebiliriz. Nerede, nasıl ayırt ediyorsun? Beneklerinden ayırt ediliyor. Özellikle kalça, boyun kısmında. Yani birbirine, tabii. Başağın, bizim parmak izimizin benekleri birbirine benzemiyor. Beraberinde ev sahibimiz Emir, bölgedeki çalışmaları ve mevcut türler hakkında bizi bilgilendiriyor. Çok ilginç. Yani bu tercih meselesi. Zevkler, zevkler. Yani o konuda Emir'i, demek ki başak. Ertesi gün daha güneş doğmadan başlıyor. Önceki gün beklediğimiz noktaya bu sefer ilk önce araçlarımızın, daha sonra da kafa lambalarımızın ışığında ulaşıyor ve yerlerimizi alıyoruz. Beyler rahat mısınız? Onun için açtım. Gün ışığının yavaş yavaş etrafımızdaki dünyayı belirginleştirdiği birkaç saat süren heyecanlı bir bekleyiş başlıyor. Ne var ki varlığımızı hisseden bir porsuk ve ayağımızın altındaki vadinin kıvrımları arasında dans eden bulutların haricinde başka hiçbir hareket olmuyor.
Ama dönüş yolunda daha içimizde tatlı bir burukluk varken karşılaşıyoruz o büyük sürüyle. Hızla geçiyorlar önümüzden. Şaşkın ve heyecanlıyız ilk anlarda. Sonrasında ise son derece keyifli. Bakalım nereye gidiyorlar. Neredeler? En yukarı gidiyor. Neredeler ben çekiyorum. Yoruldu. Serhat abi. Ha. Orta tepe, sağdaki büyük tepenin... Arabaların tepesini çekeyim. İyi de çıktı var mı? Onu doğru yerde mi bilmiyoruz. Bizi çekenleri al. Bu çek efsane. Hani nerede? Yakın. Ufuk çizgisinde. Benim büyük kamerayla çeksenize. Çok güzel ya. Nerede? Geldi. Çok güzel ya. Devamı geliyor. Devamı geliyor daha. Evet. Ada nerede ada? İzlenim aldı. Altı kaç tane saydınız? Altı tane. Altı tane miydi? Evet, biri dua vardı. Dua çıktı. Özlemi tamamlarken yolda aniden karşımıza çıktılar. Yaklaşık 8-9 tanesinin çok güzel gözlemini yaptık. Arkadaşlara da porsuktan sonra tam geyik arası oldu. Toplamda 10 tane geyik, 1 tane porsuk ama ilk günkü geyiği çeken vardı, çekemeyen vardı. Şu an herkes gözlemini yaptı. 2 saatlik bir bekleme sonucu karşılaşamadık maalesef. Ama yolda karşımıza çıktılar, görüntü verdiler. Kampta mükellef bir kahvaltı bizi bekliyor. Bu görüntü, bu kampa 30 kişi geldi. Sonraki kampa başladı. Yarı kolla nereden gidiyoruz? Tamam, tamam çok. Tamam. Ada. Abi kardeşim kahve yap. Sonrasında ise... Önceki gece porsuk çayı kenarına kurulan fotokopanların kontrolü var. Saz kedisi, tilki ve su samuru hemen yanı başımızda kurulu bu fotokopanların hediyesi oluyor bize. Video vardı. Video yok. Ümit koş Ümit. 154. Aha geldi. Aa. Domuz mu? Haydi. Neymi nedir bu? Su samuru. Bir adet. Trameme, maddi manevi desteğini esirgemeyen Serhat Tigre'le, bizi ağırlayan Emir Özay'a, 2-3 günlük bu keyifli organizasyona katılan ve kamp boyunca desteklerini esirgemeyen tüm dostlara bir kere daha yürek dolusu teşekkürler.